Hadi, hadi lan. Herkese günaydın arkadaşlar. Good morning. Good morning. Bugün burada Ford'un Çiftliği diye bir yer var. Oraya gidiyoruz. Ford'un Çiftliği Sydney'e yaklaşık 1 saat uzaklıkta. Orada işte istediğiniz meyveyi falan toplayabiliyorsunuz. Tabii ki oraya gitmeden önce yolda bir duraklayacağız, kahvaltı falan yapacağız. İşte artık çiftlikte böyle hayvanlar olsun, meyveler olsun vesaire vesaire gibi etkinlikler varmış. Bakalım başka neler var emin değilim. Orada göreceğiz artık. Görüşürüz. Şimdi şuraya kahvaltıya geldik. Fakat deli gibi sıra var. Şimdi ben buradan Greek Egg siparişi verdim. Net ise Breaky Bowl siparişi verdi. Bir de kahve, sıcak çikolata aldım. Bakalım. Bu benim Greek yumurtam. Bu da Net'in Bowl dediği bir tane şey, kasesi. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltımız güzeldi. Şimdi Ford Baba'nın çiftliğine doğru gidiyoruz. Bir saat sürecek ve 50 kilometre falan yolumuz var. Saat 12'ye oraya randevu oluşturduk. Arkadaşlar Ford Farm'a geldik. Aha bizi arkadaş burada karşılıyor herhalde. Check yapıyor. Okey arkadaşlar öpüyoruz. Bu arada arkadaşlar QR kodumuz var. Çünkü önceden booking yapıyorsunuz dolu olduğu için. Bakalım gördüğünüz gibi meyve ağaçlarımız burada artık. Şansımıza bugün hava da güzel. Net? Yes. How do you feel? I just good, excited. Yeah. Because I like to go to the farm and picking our own. Aynen. Böyle hafta sonu etkinliği buralarda güzel oluyor böyle. Bir saat falan, 1.5 saatlik de şehre uzak çok güzel yerler var. It's wet in the ochre, so... Birazcık ayakkabılarımız pislenecek. I think my pen is gonna have problem. Do you think it's okay? It's okay. Okay. Gonna get the bucket for picking the fruit in there. Aynen. Buradan işte kovalarımızı alıyoruz. Arkadaşlar kutu için bir depozito verdik. Bütün bu makas var içerisinde. Two buckets. Let me explain first. I paid $10 deposit. İşte makası geri verdiğimizde de o $10 geri alacağız. İki kutu aldık. Her şeyin kilosu $4. Şurada hatta sadece işte mandalina var. Portakal var. Bunların hepsi kilosu $4. Küçük bir tane meyve var. Ne diyorlar adını unuttum. Burada değil kutuda. Onun kilosu sadece $10. İçeri girdiğimizde böyle küçük bir market de var. Artık meyveler olgunlaşmaktan yerlere düşmüş. What we gonna do? Come here. So they have a letter here to say what is the rule. If you do something wrong, they're gonna say go out from here. Yani hiçbir şeyi böyle ziyan etmeyin diyorlar arkadaşlar. Alıp da bunu beğenmedim diye fırlatırsan senin kıçına tekmeyi vurabilirler buradan. In here they already pick, so maybe we need to walk more inside. Tüm meyveleri neredeyse toplamışlar. O yüzden şimdi böyle ilerlere, arkalara falan gidiyoruz ki onlarda meyveleri bulalım. Dediğim gibi biz muhtemelen bugün mandalina, portakal, iki tür mandalina varmış onlardan alacağız. Bir de küçük bir tane meyve göster. Daha denemedim herhalde portakalın böyle küçük hali. How can I say mandarin? Mandalin, mandalina. Oh, mandalina. Mandalina, yeah. Orange? Orange is a portakal. Oh? Portakal. 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 Yes! Yes, there portakal. Mandarina. Mandarin, yes, that's correct. Joke mandarin. Today is the last day for the season in this farm. That's why it's late, as you see. Dediği gibi bugün burada etkinliğin sezon olarak son günü. O yüzden herkes neredeyse toplamış. Bakalım biz birazcık dalları çekerek toplayacağız. Is
The outside skin is not that good, but we try. It's really good. Tadı taste. Gerçekten çok güzel. Mm. Oh, uzun boylu olmanın avantajları arkadaşlar. That's the good thing when you get the taller partner. Hadi, hadi lan. $1 is $10, yeah? I don't know exactly how to pronounce. Yeah, $1 is $10. I don't know the name as well. Let's pick it. Doğayla iç içe olmak bazen güzel arkadaşlar, şehirden kaçıp bu tempodan. I like it. And you know this thing when you go to Kos is also expensive too. Yep. Bizim köylünün keyfi yerinde. Bu meyvenin adını tam söyleyemiyorum ama ekşi bir meyve, bir de pahalı bir meyve. You know when you bite it, it's sour, but skin it's sweet. Bir tane net dedi ki kabuğuyla beraber yiyeceksin. Yani şuradan bir tane alalım. Bakın şöyle küçük bir tane meyve. Soyulmuyormuş. Dışı net yedi çünkü dışı tatlı. İçi ekşi dedi. Direkt böyle atacağım. How you feel? Come on, don't die. Hey, cold. Hmm. Enteresan şey gibi aslında. Bir jelibon yiyormuş gibi tadı var. Sakız gibi çiğniyorsun. Tatlı hem de ekşi. Filmin yanında bunu çerez gibi yiyebilirsiniz bence. Beğendim. Bundan daha fazla alacağım. Biraz pahalı. Ama bence bir 3 kilo güzel olur. Eat. Eat baby. Eat, eat protein. Baby, eat. It's you. Diyor ki burada mandalinayı alırken twist yapın. Yani böyle çevirerek alın. Can you show the bucket please? Şimdilik şöyle bir mandalinamız var. Küçük. İnce kabuklu olan. Bir de bundan var. Bunları çok beğendim. Çerez gibi gidiyor. Yani jelibon gibi. Let's go on the side. Oh, look at it. One of the birds making a home. Oh, see? Yeah. Look hello, at that. Hello, anyone in the home? I don't think so. Probably they say go away human. Mamma mia. Ah, güneşten çok göremiyorum. Hop, ana. Döndürmeme gerek kalmadı. Koptu zaten. Amacımız böyle meyve toplayalım falan, böyle ev dolduralım, ucuz alalım falan değil. Şehirde yoruluyorsunuz. Şehir havası, trafiği, hafta içi stresi. Binaların yaydığı negatif elektrik enerjisi vesaire. En azından bir ayağımız çıplak ayakla da olmasa bir toprağa dokunuyoruz, bir ağaca, dala dokunuyoruz. İnsanı deşarj ediyor haliyle. Bir rahatlıyorsunuz. Kuş sesi, temiz hava. Bunlar da önemli yani. Sırf buraya aslında şöyle bir saat uzun yol yapalım. Gelelim, böyle yolda kahvaltı yapalım. Kahvemizi içelim. Olay biraz şey ya, böyle rahatlamak, stres atmak. Ki güzel, eğer siz neyde yaşıyorsanız veya Avustralya'nın herhangi bir yerine gelecekseniz veya daha yeni geldiyseniz, arabanız varsa bu tarz birçok aktivite var. Web sitelerini araştırın. TikTok'ta, Instagram'da arama yaptığınızda, search yaptığınızda bulabilirsiniz. Kaçın böyle yerlere. Biz böyle ara ara yapıyoruz. Sadece YouTube senaryomuza yeni başladığımız için çok fazla böyle içeriklerimiz yok. Ama bunun gibi birçok biz aktivite yaptık. Hatırlatma yapayım lütfen. Bununla da yalnız sizi gösteriyorum. Lütfen YouTube kanalıma da abone olun bu arada arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, beni desteklemeyi lütfen es geçmeyin. Bunun için teşekkür ederim. Hadi devam edelim. Geç kaldığımız için bakın şu kocaman ağaçtan şurada bir tane var garibim. Oy cünüm, cünüm. Ana o da zaten. It's okay. We eat inside. Yeah. I don't care. Hoppa. Oops, sorry. Ne kadar da kibar, ağaca özür dileyen bir. Bir tanesini soyduk. Mm. Oh, it's good. Yeah, it's yum. Sweet, but also sour. Like you're sweet, also you are sour. And spicy. Aynı zamanda acılısın.
En büyüğünü yakaladım. Arkadaşlar şu aşağıya indiğim arkadan yakaladım. Şu bayağı büyük. Arkadaşlar bu gördüğünüz satsuma mandalinasıymış. Uzun boylu bir mandalina ağacıymış ve diyor ki soyması kolay. Ondan sonra tatlı ve sulu bir meyveymiş. Özellikle içerisinde de ne derler ona? Seed. Ne de çekirdek. Türkçeyi unuttum. Özür dilerim. Çekirdek yok. O yüzden de çocuklar için diyor. Çocukların en çok sevdiği mandalina türüymüş. Evet, bir tane şuradan alalım. Okay, hop. We got one. Short. Keşke çevirseydim. Şöyle kabuğuyla geldi ama. Uzun boylu olmanın avantajı. Oh, I'm twisting. Yeah, I got it. Oh, I got it. Twist. Arkadaşlar portakal bulduk. Şimdi Ned biraz portakal alacak. Portakal? Yes. Yeah, I know. Turkish word. Yeah. Portakal. İyi ki gelmişiz gerçekten. Muazzam rahatlatıcı bir etkinlik oldu. Kesmem. Çok güzel kokuyor. Of, muazzam kokuyor. Bakın bir tanesini tamamen doldurduk. Şu da o küçük olandan, hatta size şöyle göstereyim. Bayağı bundan herhalde bir 2-3 kilo var. Hop. Şimdi lime toplamaya gidiyoruz. Şimdi lime'ı da buradan toplayacağız arkadaşlar. Tahitian lime diyor. Tahitian? Tahitian, yeah. It's from Thai? I don't know. Yukarılardan toplayın değil mi? Mesela şu yukarıda var. Ben onları çekeceğim, alacağım biraz. Nice. Mm. It's not juice if it's too small. Ah, all small, kız. Here, the yellow one is fine too, you see? Yeah, okay. Yeah. Hop. Yeah, that's it. Meyvelerimizi topladık. Bir sürü mandalina, portakal, lime, bu küçük olandan. Burada da bir tane basketimiz var. Şimdi şu gördüğünüz yerde ödemeye doğru geçiyoruz. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz ve kaç kilo tutacak, bir hep beraber görelim. O küçük olan harici bütün her şeyin fiyatı aynı. How many kilo does right basket? 6. Oh, 6 kilo. It's $44. Is that cash or card? Yep. Toplam $44 tuttu. Diğeri de 2 küsür kilo. Birisi 6 kilo, birisi 2 kilo. 44 kilo. Oh, $44. Yeah, 44 kilo. You want a bag? Thank you. Thank you. Have a day. Thank you. $44. It's good. That's fun. Artık arabamıza doğru geçiyoruz. I wish. Maybe toplamayı bitirdik. Temiz hava aldık. Baya güzeldi ya. Hani Sydney'deyse yaşıyorsanız veya Sydney'e gelecekseniz buraya not edin. Videonun açıklama kısmında paylaşacağım zaten. Evimize geldik. Bugünü bitirdik. Güzel bir etkinlik oldu bizim için. Dediğim gibi videonun açıklama kısmına bakın. Sizinle adresi paylaşacağım. Ve fiyatları vesaire de yazacağım. Genel olarak bilgilendirme, yol nasıldı vesaire vesaire. Orayı okuyun. Video çalışmamızı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenmeyi ve yorum bırakmayı da es geçmeyin. Sizleri öpüyoruz. Bugün bizden bu kadar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Bye bye. Bir sonraki videoda görüşürüz.